Çekiyor musun? Doğru mu kadrajın? Yapmaktan yorulmuştum ama hazır var ya, ben yapmışım gibi havaya giriyorum. Bugünden itibaren kül ticaretine başlıyorum. Bütün Türkiye'de kadınlara kül suyu satıyorum. Tatile mi geleceğim? Evde yokuz canım. Ben 2 yıl aşçılık okudum. Ben avukatım aslında. Ne yapıyorsun be ya? Aynı be ya. Çetin abi pişti galiba. Pişti. Anladım. Bak yine abi dedim, benden küçüktür. Kaç doğumlusunuz Çetin Bey? 80. Çetin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, nasılsınız? İyiyim. Çetin Bey Ayvalık'taki Güler Pastanesi'nden geliyor. Güler Pastanesi Türkiye'nin en iyi 10 tatlıcısının arasına girdi değil mi? Doğrudur. Ama şahane, şahane tatlıları var hakikaten. Hafta sonu giderseniz kuyruğa girersiniz. O yüzden hafta içi gelin. Ayvalık'a. Güler Pastanesi'ne yani. Ne yapacağız bugün? Sakızlı kurabiye. Sakızlı kurabiye. Meşhur değil mi? Meşhur zeytinyağlı. Evet. Siz bunları hazır getirdiniz. Hazır. Çünkü anladığım kadarıyla malzeme, evet, malzeme yüzünden. Aynen. Onu neyden elde ettiniz? Zeytinyağı. Zeytinyağı. Kül suyu. Kül suyu. Evet. Nasıl kül? Bayağı bildiğim sigara külü mü? Yok. Ne? Zeytinin çekirdeğinin, evet, odunun külü değil, evet, mi? Evet, doğrudur. Bu? Üzüm suyu. Üzüm suyu. Damla sakızı. Damla sakızı. Un. Un. Ve yumurta. Yumurta üstüne süreceğiz. Üstüne süreceğiz. O kadar. Peki hamuru nasıl elde ediyorsunuz? Un, zeytinyağı, kül suyu. Kül suyu. Ne? Üzüm suyu. Üzüm suyu. Ha, onu yoğuruyorsunuz. Evet. Şeker? Yok. Aa, üzüm suyunun şekeri. Evet. De. Çok başarılı fikirmiş. Sen bilmezsin kenafir gözlü. Hadi yapalım. Yapalım. Bak ben de yapacağım. Hazırım şey... Yapmaktan yorulmuştum ama hazır var ya, ben yapmışım gibi havaya giriyorum. Yavaş yapayım ben Armağan Bey, şöyle. Bu çok mu oldu? Yok, iyidir. Böyle. Bu şekilde. Böyle, bir dakika. Sonra böyle mi? Benimki olmadı. Bu şekilde. Olmadı bak. Bir dakika. Şey yapalım Armağan Bey. Bu şekilde. Yavaş yaptım. Ha, böyle. Çok ince oldu. Böyle. Oldu işte be. İdare et. Bu iyi mi? İyidir. Şöyle ortası kalın kalsın. Ortası kalın. Hı hı. Senin burnun gibi oldu. Tamam, artık işe girebilir misin orada? Tamam, kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle bekliyoruz. Beni işe alırsınız yanınıza Çetin Bey. Alır mısınız? Alırım. Ayvalıklı mısınız? Ayvalıklıyım. Doğma büyüme. Doğma büyüme. Ne yapıyorsun be ya diyor mu? Aynı. Ne yapıyorsun be ya? Aynı be ya. Girit'ten mi gelmesi? Girit. Şimdi... Ayvalıklı mısınız, Cundalı mı? Ayvalıklıyım. Ayvalıklı. Adalı mı? Tabii. Ayvalık'ta bir şey var, Cundalılar Ayvalıkları sevmiyor, Ayvalıklılar Cundalıları sevmiyor. Çekiyor musun? Doğru mu kadrajın? Şaban Bey, sizin el büyük mü? Ha? Sizin el büyük mü? Elim. Ha. Misafire açık mı yani? Tatile mi geleceğim? Evde yokuz canım. Susam mı sapacağız? Yok, yumurta süreceğiz. Önce yumurta süreceğiz. Ayvalıklı gibi demedin, önce yumurta süreceğiz. Yapacağız, yapacağız. Gideceğiz. Süreceğiz. Yumurtanın sadece sarısı mı? Sarısı. Ve yazı yok. Yok. Hmm. Sonra susam mı atıyoruz üstüne? Hayır. Bunun için. Aa. Nasıl bir ziyanlık belli değil. Hmm. Isıtılmış fırından çıkartıyoruz. Sen bir baktımına elim yandı. Ben de yapacağım. Tamam, siz yapın gerisini. Bak, artık Güler Pastanesi'nin rakip pastane açıyor. Olacak. Ha? En azından kibar görüyorsunuz. Ama sıçra bu. Değil mi? Evet. Yani. Açıyorum pastaneyi, tamam. Televizyon işlerini bırakıyorum. Tatlıcı Armağan diyeyim. Bence şu anda en mantıklı zaman. Ne için? Televizyon? Aralığını açalım. Herkes o konuş. Herkes. Yok yapamam. Ha yapıştırmayacak. Yan yana yapışmayacak. Kabaracak ya. Ha. Büyüyecek biraz. Ne? O kadar üniversite açarsan olacağı olacak. Evet ama bir şey söyleyeceğim. Niye mesela üniversitelerin gastronomi benim gibi aşçılık bölümünden mezun olanlar da lütfen. Ben 2 yıl aşçılık okudum. Hukuk fakültesinin üzerine. Ben avukatım aslında. Bak. Yeter herhalde değil mi? Tepsi almayacak çünkü. Evet. Birbirine girecek. Ha böyle kabaracağı için aralık kalacak değil mi? Evet. Ha. Bir sene koyabiliriz oraya. Tamam değil mi? Hı hı. Şimdi bunları fırına atıyoruz. Aman mutlaka çek, hiç fırına atılmış kurabiye görmemiştir seyredenler. Bu kadar mı? Bu kadar. Bütün olaydı mı? Bu ya. Ama tabii külü bulmak zor değil mi? Fırından evet. Kara fırından. Mesela bunu İstanbul'da yapmaya kalksan nasıl külü bulacaksın? Şey var. Mesela şimdi şöyle bir şey var Armağan Bey. Normal ekmek fırınının külü de olmaz. İle zeytin külü olacak. Yani aslında bu kurabiyeyi Ayvalık'tan başka bir yerde ya da zeytin yetişmeyen başka bir yerde yapmak mümkün değil. Değil mi? Ha, bu tarifi yaptığımız iyi oldu yani. Herkes yapabilir. Olmaz. Olmaz değil mi? Tutamaz. Kül meselesi ilginç. Külsüz de olmuyor mu? Kabarmaz. Çünkü bakın içinde şey yok, yumurta yok, şeker yok. Ama yani üstüne sürüyorum. Üstünde var işte. Yani zeytin ya bayatlamaz, üzüm suyu bayatlamaz. Yumurta bayatlatıyor. Şeker koymamak çok iyi fikirmiş, üzüm suyu koymak. Evde keke deneyeceğim. Mantıklı. Bir tek hamuru cıvık mı olur acaba? Ha, biraz daha ununu fazla koyarsın. Hayır, unu koydun mu üzüm tadı gelmez. Konsantre üzüm suları var ya, ha. Konsantre kullanırsanız olabilir. Tamam, deneyeceğim bunu. Önceki halinde. Tamam mıyız? Bunları da yapacak mıyız? Burada yer, ekip. Yani. O kadar aç gözüküyorlar. Aç değil de yani. Şu aç. Yeriz. Bak bu aç. Yeriz. O kesin. Ne versen yiyor. Fırın çalışıyor şu an değil mi? Çalışıyor. Tamam. Kaç derece? 170. Bir şey verdim. 170'te mi çalışacak? Hı -hı. Kaç dakika? 23. 23. Bak. 20 değil, 25 değil, 23. Niye? Ama tabii şimdi bizim fırınlarda bu fırının bir de o var yani yakma. Yani bizde genelde yüksek fırınlar da 1 saniyede direkt olarak kavurur. Ama bu el fırında bilmiyorum kaç dakika ama görerek yaptığımız için. Sen aç kalma diye saçımı süpürge ettim. Kolaymış ama bu. hamur yapıp getirince. Ama en zor işlerden biraz. Ama kül suyunu bulamazsak bir şey söyleyeceğim. Kül suyu ticaretine girelim. Müşteri de var. Olmaz mı Çetin abi? Olur. Müşteri de var. Kül suyu ticareti. Çetin abi pişti galiba. Pişti. Anladım. Bak yine abi dedim benden küçüktür. Kaç doğumlusunuz Çetin Bey? 80. Ya beni bu kendimi küçük görmem ne olacak? Nereye kadar yani? Bu böyle devam edemez desenize. Evet. Hadi buyurun. Buyurun. Çift tutun tabii ellerinize. Böyle? Evet. Of. Çok güzel gözükmüyor ama. Bir şey soracağım. Buna hiç kabartma tozu falan da koymadınız. Nasıl kabarıyor böyle? Külden dolayı mı? Evet. Ha, ben bugünden itibaren kül ticaretine başlıyorum. Bütün Türkiye'de kadınlara kül suyu satıyorum. Ne? Kül. Biraz kül, biraz duman. Evet, bir de mesela bunu keke de koysan böyle kabarıyor mu? Kabarır. Ya, şahane değil mi? Çok beğendim ben fikir olarak, kül suyu satma fikrini. Şimdi yarın gidip Ayvalık'ta bütün kül suyu yapanları bulayım ben. Ya, kim deneyecek? Tabii ki siz. Ya şey çok sıcak ya daha böyle. Ben size bir tane şöyle kırayım. Ha. Aa! Çok sıcak. Ama çok lezzetli, her zamanki gibi. Elinize sağlık. Hı. Yemek istiyor musun sen? Evet. Kenafir gözlü. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Aa, bizim gömleğimiz. Bak, bizim örneğimiz. Yaşasın. Haftaya yeni bir yeme deneyi görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bak, asker gibi söyledim.